Dünyanın ilk pili Volta pili. Tam adı Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta'dır. Rus asıllı İtalyan fizikçi olan Alessandro Volta 82 yıl yaşamıştır. 1774 yılında İtalya'nın kuzeyindeki Como şehrinde Kraliyet Okulu'nda fizik profesörü oldu. 1779 yılında Pavia Üniversitesi'nde deneysel fizik profesörü oldu. 1800'lerde ilk pili icat etmesiyle tanınır. Alessandro Volta kimdir? İlk elektrokimyasal pilin mucidi, Rus asıllı İtalyan fizikçi Alessandro Volta, 18 Şubat 1745'te İtalya'nın Como'da doğmuştur. Daha küçükken bile bilime, özellikle de elektriğe karşı büyük ilgi duymaktaydı. 5 Mart 1827'de öldüğünde geride 82 yıllık koca bir ömür ve birçok buluş bırakmıştır. Volta'nın ilk önemli buluşu, elektrik taşıyıcısı anlamına gelen basit bir kapasitör, elektroforus. İlk kez İsveçli bilimci Johann Carl Wilke tarafından yapılmıştır. Ancak Volta bu aleti 1775 yılında geliştirmiş ve popülerleştirmiştir. Volta pili. Bir başka İtalyan fizikçi Luigi Galvani, 1780'de yaptığı deneyler sonrasında hayvansal elektrik teorisini ortaya attı. Galvani, ölü bir kurbağanın bacaklarına birbirinden farklı iki metal dokundurduğunda bacakların refleksle hareket etmesi sonucunda hayvanda iç elektrik olduğunu tahmin etti. 1793'te Galvani'nin çalışmalarına devam eden Volta, elektrik üretebilmek için iki farklı metale ve sıvıya ihtiyaç olduğunu biliyordu. Böylece bakır ve çinko metaller alarak aralarına tuzlu suya batırılmış deri parçaları koydu ve elektrik akımı elde etmeyi başardı. Çalışmalarından ötürü Napolyon tarafından ödüllendirildi ve Avusturya İmparatoru onu Padua Üniversitesi'nde Felsefe Fakültesi Başkanlığı'na getirdi. Ölümünden 54 yıl sonra 1881'de Volta'da elektrik gücü birimi olarak onun anısına ithafen kullanılmaya başlandı. Volta 1782'de duyarlı bir elektroskop geliştirdi. Daha sonra da elektriği saptamak için altın yaprakların kullanıldığı bir elektrometre geliştirdi. Volta'nın elektroskobu elektroforus'a benziyordu. Elektroforus'ta reçineden bir tabaka varken elektroskopta elektriği zayıfça ileten bir malzemeden ince bir tabaka vardı ve küçük elektrik yüklerini bile saptayabiliyordu. Bir bakıma bir elektrik mikroskobu idi. Böylece Volta'nın adı bilim dünyasında duyulmaya başlandı. Volta, Galvani'nin denemelerini yinelediğinde kimi kuşkulara kapıldı. Kaslar bir elektrik devresine bağlı olmasa bile kasılıyorlardı. Giderek metallerin oynadığı rol üzerine daha da dikkat verilmesi gerektiği düşüncesine vardı. Olayları Galvani'den farklı bir biçimde yorumluyordu. Volta'ya göre oluşan elektriğin kaynağı hayvan, yani kurbağa değil, ona değdirilen metal parçalarıydı. Galvani ile Volta arasındaki bu görüş ayrılığı kısa bir süre sonra kamplaşmaların yer aldığı bir bilimsel çatışma niteliğini aldı. Örneğin Alman doğa bilimcisi A. von Humboldt bu kamplaşmada Galvanici, Fransız bilim adamı Coulomb ise Voltacı olarak yer aldı. Volta 1795 yılında ortada hiçbir hayvan olmadan ve yalnızca iki farklı metal parçasını aralarında bir sıvı ya da nemli bez olmak üzere birleştirerek elektrik akımı oluşturabileceğini gösterdi. Buluşunu 1800'de Royal Society'de yayın organı olan Philosophical Transaction of the Royal Society'de yayınladı. Volta'nın pil ya da
kaplar zinciri dediği elektrik akımı veren bu ilk batarya tuzlu suya nemlendirilmiş mukavvadan disklerle birbirinden ayrılmış gümüş, çinko ya da bakır çinko metal çiftlerinden oluşuyordu. Böylece elektrik gücü dünyaya gelmiş oluyordu. Tartışma Volta'nın lehine bir biçimde sonuçlanmıştı. Bu çatışmadan büyük ölçüde yıpranan Galvani sonucu göremeden ve mutsuz bir biçimde öldü. Yine de Galvani'nin adı bugün elektrikte galvanometre, metalurjide galvanize etme gibi sürekli elektrik akımına ilişkin yerlerde kullanılarak onurlandırılmıştır. Yeni buluşlar Napolyon'un ilgisini çekmiş ve Volta'yı Paris'te deneylerini gösterilmeye davet etmiştir. Avusturya İmparatoru ise Volta'yı Padua'daki Felsefe Fakültesi'nin müdürü yapmıştır. Ayrıca Avrupalı ünlü bilim adamı metan gazını bulan kişidir. 1776 yılında ve hava karışımının elektrik kıvılcımı ile kapalı bir kapta patlatılacağını keşfetmiştir. Elektrik potansiyelini V hem de yükü Q incelemek için araçlar geliştirilerek kapasitördeki elektrik potansiyelinin V elektrik yükü Q doğru orantılı olduğunu buldu. Volta'nın elektrik bilimlerine yaptığı katkı ve gelişmelerinden dolayı 1881 yılında katkılarını tanımlamak için bilim adamları elektrik birimine Volt adının verilmesine karar vermişlerdir.